oradan ticaret eden bir şirket oluyor. Günlerdir devam eden elektrik kesintileri ilimizin sanayi, tarım, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda zarar görmesine neden olmaktadır. Elektrik kesintileri sulama pompalarının çalışmasını engelleyerek tarım arazilerinin sulanması imkansız hale getirmiştir ve ekonomik olarak da çiftçilerimizi zarara uğratmaktadır. Yaşanan kesintiler sanayi bölgemizde ise üretim hatlarının durmasına ve yavaşlamasına neden olmaktadır. Özellikle bilgisayar sistemleri ve diğer teknolojik ekipmanlara büyük zararlar vermektedir. Hem doğrudan üretim kayıpları hem de üretim süreçlerinin yeniden başlatılması ve hasar gören ekipmanların onarımı yaşanan bu elektrik kesintileriyle beraber iş dünyası için ciddi bir ekonomik kayıp olmaktadır. Sanayi bölgesinin yanı sıra Gıda Osebe, Besi Osebe, Evren Sanayi ile şehir merkezleri, il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnaflarımızda mağduriyet yaşanmaktadır. Yaşanan elektrik kesintileri ilimizde bulunan hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları için ciddi bir sorun teşkil etmekte olup, tıbbi cihazlar, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, laboratuvarlar elektrik olmadığı takdirde hasta olan vatandaşlarımızın sağlık problemleri yaşamasına neden oluyor ve tıbbi müdahalenin zamanında gerçekleştirilmemesine neden oluyor. Çözülemeyen bu sorunun ortadan kalkması için elektrik altyapısının modernize edilmesi ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Şanlıurfa'da sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin önlenmesi için elektrik dağıtım şirketi ve kamu otoritesi tarafından acil ve etkili önlemler alması gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Şanlıurfa milletvekillerimiz ve bütün siyasiler ile mülki idare amirleri bu sorunla bir an önce ilgilenmeleri gerekiyor. İlimizde yaşanan elektrik kesintilerinin tek sorumlusu Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'dir. DEDAŞ daha önce defalarca kez taahhüt etmesine rağmen hatlarda yenileme yapmamış, aynı şekilde trafo merkezlerinde yenileme hiçbir zaman yapılmadı ve halen yapılmamaktadır. DEDAŞ arıza ekibinin 2,5 milyon nüfuslu bir şehirde sadece 3 tane olması, her defasında kaçak elektrik kullanımından yakınan bu şirket ilimizi karalayan bir elektrik dağıtım şirketi haline gelmiştir. Kesinlikle bu ithamları kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman da etmeyeceğiz. Sonuç olarak ilimizde kaçak elektrik kullanım oranı yüzde olarak Türkiye'de çok düşüktür. Neticede aktif abonelerden KDV, TRT payı, enerji fonu, çevre ücreti ve diğer ücretler ile dağıtım bedeli ve diğer hizmet bedelleri adı altında fahiş fiyatlar alınmaktadır. Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası olarak ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu süreçte üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. İş dünyamızın ve şehrimizin menfaati doğrultusunda çalışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çözümün bulunması lazım. Artık enerjinin yani böyle dağıtıcı şirketle değil, devlet eliyle verilmesi lazım. Ve bu sözleşmenin bir an önce feshedilip enerjinin devlet eliyle çiftçilerimize verilmesi gerekiyor. 2024 yılında halen bu kadar insanın, bu kadar STK temsilcisinin toplanıp enerji sıkıntısından bahsetmesi bence çok büyük bir ayıptır. Sayın hükümetimizin bu ayıptan bir an önce dönüş yapması lazım, bu konuya el atması lazım, bu ilimize bu mağduriyetten kurtarması yönünde muhtarlar camiası olarak talebimizdir. İyi iş, belki de biz bu doğru konuşurken yarın televizyonda bakıp bizlere gülecekler. O kadar duyarsız kişiler. Gerçekten kaçak olan varsa zaten elinde. Kessin onu cezalandırsın. Bütün ilgili cezalandırmasın. Turvazi Mahallesi'nin muhtarıyım. Kendi mahallemden örnek veriyorum. Benim mahallemde kayıp kaçak oranı sıfır.
Bende gece kondu yok. Fatura ödemesi bile düzenli olan bir mahallede sürekli enerjin niye gider? Yağmur yağar elektrik gider, rüzgar çıkar elektrik gider. Yani bir şekilde elektrikimiz gider ama. Kurban bayramı olması sebebiyle yalnız çiftçi, esnaf, fakir...